Ahmet Taş Getiren, bu dönemde derin devlet var mı? Bazı yazılar bir arayıştır, bazı sorular da öyle. Şu kişi bunu bilir der sorarsınız. Şunu yazalım, bir yerlerden açıklama gelir der yazarsınız. Derin devlet konusu malum Türkiye'de hep konuşulur. Bazı şeylerin bizim seçip iktidara getirdiğimiz kişiler tarafından değil de daha derinde bir yapının kurgulaması ile yürüdüğü iddiası aslında derin devlette ilgili bir iddiadır. Türkiye'ye, dünyaya ilişkin yazılar yazıyoruz ya. Olan bitenin arkasındaki gerçek, fail kimdir sorusunun cevabını bilmek isteriz. Doğrusu halkın gerçek manada aydınlatılması da buna bağlıdır. Bu işi bilebileceğini düşündüğüm en yetkili makamlara gelmeden önce derin devletten şikayetçi olduğunu bildiğim o makamlara geldikten sonra mutlaka yüz yüze geleceklerine inandığım birçok kişiye sordum Yeterli doyurucu bilgiyi alamadım. 2012'de Başbakanın ofisine böcek kondu ortaya çıktığında Başbakan Erdoğan derin devletten söz etmiş, şöyle demişti: "Her ülkenin kendi içinde bir derin devleti vardır ve bunu onlar kazıyıp temizleme gibi bir duruma ulaşamazlar. O bir virüs gibidir. Uygun fırsatı bulduğu anda, zemini bulduğu anda o virüs ortaya çıkar ve yapmak istediğini yapar. Derin devleti tamamen bitirdiğimiz iddiasında değiliz. Mücadelemiz devam ediyor." 2012'den 2020'ye. Araya neler neler girmiş. Bir yerden baktığınızda Cumhurbaşkanı'nın genel kurmay başkanının yanına kadar sokunan diyelim bir casus örgüt. Darbeye ramak kalmış, darbe ihbarının darbe girişimi olarak değerlendirilmemesi ve erken müdahale edilememesi yüzünden 250 kişinin can verdiği, binlerce kişinin yaralandığı bir sürecin oluşması. Ne oldu? Derin devlet gibi bir gücün bulunduğu bir yapıda bu olabilir mi? Yoksa tam da bu mu olabilir? Demirel'e darbeleri haber vermeyen ve ülkenin darbe iklimine sürüklenmesini planlayan yapı derin devlet midir yoksa derin devlet o durumlardan haberdar olmamış mıdır? Bir yandan memleketin âli menfaatleri adına hem her türlü fedakarlığı gözü alan, hani teşkilatı mahsus adam bir şekilde varlığını sürdüren, gerekirse canını ortaya koyan, tehlike olarak gördüğü kişi ve yapıları bir şekilde tasfiye eden müthiş bir güç resmediliyor. Derin devlet adına bir yandan da dibindeki darbe oluşumunu göremeyen bir yapı. 2012'den bu yana Tayyip Erdoğan başbakan ve cumhurbaşkanı olarak devlet yönetiminin en yüksek makamlarında. Onun tarımladığı anlamda virüs niteliğindeki derin devlet acaba bugün ne durumdadır? Mücadele devam mı ediyor? O gün bitirilemeyen yapı bugün bitirilmiş midir? Yeni bir nitelik mi kazanmıştır? Paralel yapılıya nitelenen FETÖ mesela derin devletin neresine düşmekteydi? 15 Temmuz gecesinde derin devletin bir dahliye var mıydı? Nagihan Alçın'ın Habertürk'teki yazısından yola çıkarak yazdığım 25 Haziran tarihli Yeşil Kemalist düzen başlıklı yazım, sanırım başta iktidar olmak üzere derin devlete duyarlı tüm muhafazakar camiayı huzursuz edecek bir tabloyu ortaya koymaktaydı. 18 yıldan beri iktidarda olan bir misyonun sonunda Yeşil Kemalist düzen diye tanımlanacak koordinatlar içine girdiği iddiası yabana atılır bir iddia mıydı? En azından hangi belirtiler böyle bir tanımlamaya götürüyor gibi bir soru sorulmalı değil mi? Resmen tamam yola şöyle çıktınız ama başka bir şey olduğunuz denmiyor muydu muhafazakar siyaset kadrolarına? Ya da olan biteni her şey kontrolümüz altında yeşil kemalizm görüntüsü veriyorsak bu da kontrolümüz altında. Artık derin devlette iç içe geçtik gibi mi okumalıyız? Dedim ya, yazı yazıyor ve gerçekleri arıyoruz. Her şeyi çözmüş değiliz. Ama olan biteni bilmemiz gerektiğini ifade ediyoruz. Yeşil Kemalist bir sistem içinde yaşıyorsak onu da bilelim. Ve onun ülkeye, millete, kendimize, çocuklarımıza ne getirdiğini bilelim. Destek veriyorsak ona göre verelim değil mi? Ben mesela Bugün büyük harflerle devletten ne kastedildiğini bilmek istiyorum. Susurluğun nerede olduğunu bilmek istiyorum. Bahçeli'nin, Perinçey'in ve onlarla irtibatlı kadroların iktidarla ilişkilerinin niteliğini bilmek istiyorum. 15 Temmuz'dan sonra askerlerin, Milli Güvenlik Kurulu'nun misyonlarının ne durumda olduğunu, MIT'in yeni görev tanımını, sistemin en tepe noktasındaki Cumhurbaşkanı'nın görünenlerin dışında bir istişare halkasının ve bunun herhangi bir derinliğinin bulunup bulunmadığını vesaire. Son söz. Yeşil kamalizm iddiası en çok iktidarı destekleyenlerin meselesi olmalı. Kimlerle nereye doğru gidildiğini bilmek memleket meselesi çünkü. Düzeltme. 4 Haziran tarihli Ayasofya için dönüm noktası mı başlıklı yazımda ismi geçen İsmail Akkı Pekin'in soy ismi Pekinel olarak geçmiştir düzeltir özür dilerim